hocam. Tamam, şimdi bu hasta 10 gün önce kronik anafissüz zemininde filan anafissüzden lazer operasyonu olmuş. Bak şimdi şurada füstül diş ağzı duruyor. Trak tümüyle açık, arkaya doğru, yukarı doğru devam ediyor açıklık. Şurada, şurada devam ediyor. Burada dental line seviyesinde hemoroidlerin üst pakileri var. Oradan kanama oluyor, açık yaradan kanama oluyor. Öncelikle bu füstül traktında şurası sil tahtı burayı tutuyor. Burayı açalım burada. Bunu total eksizlerini yapalım. Nerede lan? Dur, açma. Tamam, seton ver bana şimdi. Bir... Oyun mu? Uzun mu? Uzun mu? Nerede ya? Büşra çek. Ayak ağrıyor. Kalsana bakmam lazım, gel buraya. Affedersen şey oluyor. Bunda git. Tamam, tamam. Bir şey mi var? Şu an. Ayak duyuyor musun? Duyuyorum, kesene. 12, sana 12 defa orada. Affedersen biraz kaçırdı da oradan geldi. Gel. Sanki orayı da yapamam. Evet, şimdi. Şuraya bir alalım şimdi. Buranın bir bütünlüğünü kaybetmiş burası. Kıtır ver bana. Hocam en meşhur bir sözümün var. Onu istiyorum. Bunlar bir şey yok. Olmuyor ya. Burası eksi ana atmosferi. Burası şurada. Şurada. Burada da yırtığı var, görüyor musun? Tut şunu. Burada da yırtığı var. Görüyor musun? Burayı da lazerlemiş. Bura açık yara, bura açık yara. Thank you.
çekiyor. Bak şimdi buranın üst tuzutu burası. Buradan dönelim. Ben şöyle önce buraya yaklaştıralım da. Kaçar çünkü yukarıya. Merhaba. Şimdi şöyle resmini çek. Buradan videoyu kapatıyorum. Yok. Şimdi bu lazerle bu füstül traktı yakılmış. Sonra burası tümüyle açılmış. Hastada kanama ve şiddetli ağrılar olmuş. Aktif kanamaya başlamış. Şimdi büyük abdest yaparken daha fazla mı spontan kanamalar da var. Şimdi ne yaptık? Bu füstül traktını çıkardık. Ondan sonra hastada mevcut hemoroid fakirlerini serbestleştirdik. Mukoza serbestleştirerek krembu sıfırdan attık. Yani bu lazerin yapmış olduğu hasar bölgesini tümüyle çıkardık. Ondan sonra bunu çıkarırken öncesinde bu hemoroidal mukozayı flap şeklinde aşağı çektik. Şurayı çektik. Şurası artık dentat linea seviyesinin üstü. Onu aşağı çekerek burada endoanal mukokutanöz flap rotasyonu yaptık. Nereye yaptık? Sağ posterolaterale yaptık. Sağa yaptık. Sağ arkaya yaptık. Bakın. Görüyor musun? Beslenmesi güzel dokunu. Burayı tut arkasına kızım. Burayı şimdi bu şekilde kapatmış olduk. Yani gayta yaparken artık bir yaraya değmeyecek. Mukozanın üzerinden sıvazlayarak gidecek aşağı doğru. Dolayısıyla herhangi bir kanamamız olmayacak. Enfeksiyon riski de az olacak. Olmayacak yani. Bak. Şimdi bu tarafı yaptık. Şimdi şurada da bir mukoza. Burada da aynı işlem yapılmış. Burada da üstüne lazer uygulanmış. O zemine açık bırakılmış. Oradan da kanaması var, açık yarası var, hasta dayanılmaz bir şiddetli ağrıyla ve çarşafa bulaşan kanamayla hemoglobin düşüklüğüyle geldi. Şimdi burada da aynı şekilde çıkardık. Ondan sonra füstül traktının zeminini lazerle yapılmış. Şimdi burada şu hemoroid paki sol dış. Sol dış hemoroid paketini şu şekilde serbestleştirdik. Onu da bu zemine şu şekilde kapatacağız. Böylece hasta gayta yaparken herhangi bir açık yaraya değmeyecek. Buraya kadar, yani dentat lineaya kadar serbestleştirdik. Bu da mukoza sütürlerinde genellikle kilitleyici sütürler kullanıyoruz. Daha iyi oluyor bu şekilde. Gördün mü kozayı bak. Buradan alıyoruz. Şuradan yüklüyoruz. Sonra dönüyoruz. Tekrar. Kanç edelim. Tekrar.
Kaç ederim? Kaç ederim? Geldi, ben içmiştim. Büyük şehire gittim. Ha. Tamam. Aynı şekilde oradan devam edeceğiz. Bitmiş bitti. Şimdi lazerle füstül traktı yakılmış. Görüyorsun buradan burası burayı kısmen plev rotasını yaptığım halde şurayı görüyor musun? Bak burası hala bir füstür zemininde yanık gibi. Ondan sonra şimdi bu ta dentat line'ın üstüne kadar gidiyor. Derinlik. Şimdi o seviyeden mukozaya ondan sonra onu aşağı çekeceğiz. Çekebilirsek. Aha. Aldık. Çekeyim mi azıcık aşağı? Çek. Bakın kozayı yakaladık yukarıda, gördün mü? Kozayı yukarıda yakaladık. Şimdi bunu flap şeklinde aşağı indiriyorum. Böylece yukarıda en üst tavandan yakaladığımız için bunu arasından içinden herhangi bir şeyin girmesi söz konusu olmayacak. Gayta parçalarının veya sıvının girmesi mümkün olmayacak. Tabi birincisini yapmak daha kolay. Bozulmuşu yapmak daha zor. Kumaş değil ki atasın. Kesin. Hayır, krem koşuna. Mesajel ver buna. Al şunu. Şimdi şura kaldı. Bir tek şöyle tut. Bak şimdi. Görüyor musun? Şurada küçük bir açıklık kaldı. Şimdi oraya da yine aynı şekilde. Kozayı çekeceğiz. Çok çok oldu tabii. Şimdi gayet yukarıdan aşağı bu kazanın üzerinden sıvazlanarak gelecek. Çekelim. Kesin diyorsun. Bunları da kes. Şimdi şurada bu taraftaki lazer zeminini düzelttik. Buraya da mukozayı çektik. Hemoroid pakilerini bu füstül zemininin kapatılmasında kullandık. Hasta aynı zamanda hemoroid hastasıydı. Hemoroidlerini eksik etmedik. Hemoroidleri mukoza filebinde
Ondan sonra zemin tamirinde kullandık. Klep rotasyonunda kullandık. Bu şekilde böylece şimdi bakalım. Görüyor musun? Bak. Şurası hattımız oldu. Hattımızın üzerindeki mikroza temiz. Burası hemen hemen pektiniyatın da yukarısı. Pektiniyat çizginin. Şurası ana kutaniyat hattın ve anal kanalın. Artık bir bütünleştirdik orayı. Mikroza çekerek. Ama ne oldu sonuç olarak? Ver bana şimdi şeyi. Sonuç olarak şu oldu. Buradaki şu hem sol hem sol dıştaki şey gitti. Zemindeki açık yara gitti. Onun üzerine onu tümüyle çıkarıp onun üzeri şu şekilde mukoza. Şimdi başlayalım mı? Şimdi bu hastada 10 gün önce bir fistül zemininde fistül nedeniyle bir nazar operasyonu geçirmiş. Dış ağız üzerindeki çiğ kalpli bölgesi kaymış. Bu bölgeyi ve ondan sonra dental lineaya kadar bir açık yara var. Bu açık yara kanıyor. Aslında şiddet ağrı yapıyor. Artık çarşafa değen bir ağrı ortaya çıkarıyor. Bir başka yer yine burası. Bu da sol dış. Bu sol dışta da yine bir fistül lazerle yapılmış. Zemini bu şekilde derinleşmiş. Açık bir yara haline gelmiş. Şimdi ne yaptık biz? Biz önce şunu yaptık. Evet. Olarak, üç boyutlu olarak baktığımızda şurası dental linea bölgesi. Hastada şeyde iki boyutlu olarak baktığımızda da şu burası sağ bölge. Ondan sonra şurada sağ köşe lateralde lazer yapılmış bir açık yara var. Bu lazer yapılmış açık yara şu dental linea seviyesine kadar gidiyor. Şurası açık yara burası. 2 saniye. Burası, şurası açık yara burası. Açık yara. Ondan sonra aynı bu lazer, lazere sekonderiyor. Lazer sonrası. Şimdi aynı şeyi burada da solda dışta yapılmış. Solda şurada bir fistül ağzı olmuş. Bu fistül ağzı buraya kadar geliyor, devam ediyor ama burada sfinkter sistemleri kalmamış. Ama buna rağmen sadece lazer kullanıldığı için eksplorasyon yapılmadığı için fistül dış ağzı bırakılmış. Ondan sonra fistül burada fistül zemini yine buraya kadar lazerle yakılmış. Şimdi burada açık yara var, burada açık yara var. Bu açık yaralar bunun haricinde hastada hemoroidal yapılar var. Bu hemoroidal yapılara dokunulmamış. Şimdi biz burada tabii hastanın kanamalarının olması, şiddetli ağrılarının olması, 10 güne rağmen şikayetlerin geçmemesi nedeniyle çarşafa değen ağrıdan olması nedeniyle ondan sonra acile başvurdu. Şimdi buradaki şu fistülün cilt altına olan kısmının bir anlamı yok. Onu tümüyle çıkardık. Buradaki fistül, lazere olmuş fistül zeminleri de büyük abdest yaparken bu yaraya değdiği için kayta burada kanamalara sebep oluyor, ağrıya sebep oluyor, enfeksiyona sebep oluyor. Bir de hastada tinea pedis var. O da yara iyileşme sürecini geciktiriyor. Onların tedavisini 10 gün öncesinden yine vermiştik. Şimdi bu şekilde ne yaptık şimdi? Şunu çıkardık. Bunu da çıkardık. Yani lazerin yapmış olduğu ülser fistül zeminini çıkardık. Çıkardıktan sonra şuradaki hemoroid pakelerini, şu hemoroid pakesini getirdik. Bunun zeminini kapatmakta kullandık. Şöyle kullandık. Şuradaki lazerin iç ucu çok yüksekti. Bu da derin seviyedeydi. Buradaki hemoroid pakesini de, şu sol dış hemoroid pakesini de bu lazerin olmuş olduğu, çıkarmış olduğumuz zeminin üzerine kapatmakta kullandık. Yani ne yaptık?
Lazerin iç hududu çok yüksekti, derin seviyedeydi. Buradaki hemoroid pakesini de, şu sol dış hemoroid pakesinde, bu lazerin olmuş olduğu, çıkarmış olduğumuz zeminin üzerine kapatmakta kullandık. Yani ne yaptık? Endoanal, mukokutanöz, flap rotasyonu yaptık. Neyle yaptık bunu? Ligaşürle yaptık. Yani nanoteknolojiyle yaptık. Nanoteknolojiyle. Neyi düzelttik? Lazerin fistül traktındaki açık yarasını ligaşür kullanarak ve hemoroid pakilerinden faydalanarak lepotosyonuyla bu açık yarayı kapalı bir yara haline getirdik. Yani ne oldu şimdi o zaman? O zaman şöyle oldu. Bunun sonrasında bu şeyi pektinatın hemen hemen üstüne kadar sıfır oldu şimdi. Şimdi şu füstür zeminine şuradan flebi çektik şöyle. Sıfır oldu şimdi. Şu füstür zeminine şuradan flebi çektik şöyle. Burayı böyle kapattık. Ondan sonra şuradaydı. Şu yani. Bu daha üstesinden alarak. Şurada bir hemoroid pakesi var. Şurada bir hemoroid pakesi var. Şurada bir hemoroid pakesi var. Şimdi bu hemoroid pakelerinden bunu kapattık. Bu hemoroid pakelerini serbestleştirerek ondan da şuradaki artık çizgi yapmıyorum. Şundan da bunun üstünü kapatmış olduk. Şöyle kapatmış olduk ve ne oluyor o zaman? Hasta gayete yaparken daha açık yaraya değmiyor. Büyük abdest mukozanın üzerinden sıvazlanarak geliyor. Tabi burada ligaşür kullanıldığı için kanama olmuyor. Sfinkterleri kontrol ederek yapıyoruz. Sfinkterlere herhangi bir zarar vermiyoruz. Şekilde bir yeni bir ameliyat yaptık. Yani bunu daha önceden yapmamıştım. İlk defa yaptım 34 sene sonra. Teşekkür ederim.